Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Android telefonlara yükleyebileceğiniz webcam, bölünmüş ekran launcher'ı, işlevsel duvar kağıtları veya pil şarj animasyonları gibi sıra dışı ama aynı zamanda da eğlenceli uygulama alternatiflerini paylaşıyorum. Tekrardan merhabalar. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. 2 yıldır başarılı bir şekilde kaçtığımız Covid'e maalesef sonunda ailecek yakalandık. Bu yüzden sesim biraz farklı çıkabilir. Neyse ki ilk birkaç gün haricinde hafif geçen karantina süreci video öğretmeme engel olmadı. Dolayısıyla bu hafta Android uygulama alternatifleriyle devam ediyoruz. Hepsinin indirme linkleri de aşağıda açıklamalarda. Başlangıcı cep telefonlarınızı bilgisayara bağlayarak webcam olarak kullanabileceğiniz Camo ya da Camo ile yapalım. Benim bizzat yaşadığım senaryoda kendime bir ViewSonic monitör satın alınca görüntülü görüşmeler için harici webcamlere ihtiyaç duydum. Ancak elimin altında son derece kaliteli kamerası ile cep telefonum varken ekstradan da harcama yapmak istemedim. Bu amaçla önceden mobil cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi webcam uygulamalarını zaten paylaşmıştım. Hem monitörün hem de uygulamaların incelemeleri kartlarda ve açıklamalarda. Camo ya da Camo, bu paylaşımımdan sonra keşfettiğim benzer özelliklere sahip ama bence de en iyi seçenekler arasında girmeyi hak eden başka bir alternatif. Diğer uygulamalardan farkı hem kullanıcı dostu bir arayüze hem de zengin ayar seçeneklerine sahip olması. Cep telefonlarınızda bulunan normal, geniş veya varsa ultra geniş lensler arası geçiş yapabilme, ayna efektini kullanabilme, renk profilleri ekleme veya kontrast, beyaz ayarı, pozlama, gama, keskinlik gibi görüntü ayarları da içerisinde bulunuyor. Uygulama bu arada Zoom, YouTube, Twitch, OBS Studio veya Discord gibi birçok platformu direkt masaüstü uygulamasından destekliyor. Açılış ekranının solundaki listeden sizler de deneyebilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamayı sağ alt köşedeki marka filigranı ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama eğer filigranı kaldırmak veya daha yüksek çözünürlüklü bağlantı seçenekleri de isterseniz bence oldukça pahalı sayılan abonelik seçeneklerinden birini değerlendirmeniz gerekiyor. Ancak yaptığım denemelerde ücretsiz versiyonunda oldukça yeterli ve kullanışlı olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada uygulamanın web sitesinden Windows veya Mac uyumlu uygulamayı da indirip bilgisayarınıza kurmayı unutmayın. İkinci sırada çok sık kullandığım bir başka uygulama olan Split Screen Launcher var. Telefonunuzda benim gibi sıklıkla bölünmüş ekran özelliğini kullanıyorsanız hayat kurtarıyor diyebilirim. Çünkü uzun uzun önce açık uygulamalar sekmesine girip tepeden bölünmüş ekran görüntüsüne geç sekmesine basıp bir de üzerine ikinci uygulamayı seçmekle uzun uzun vakit kaybetmiyorsunuz. Uygulamaya girdiğinizde önce sağ alttaki menüden istediğiniz uygulama ve konumları seçiyor, sonra da kısa yolunuza isim vererek ana sayfanıza ekliyorsunuz. Böylelikle artık ilgili kısa yola her bastığınızda otomatik olarak belirlediğiniz uygulamalar istediğiniz düzende açılacak. Devam etmeden önce sizden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalın büyüyebilmesi ve 20.000 aboneye ulaşabilmesi için desteğiniz gerçekten de benim için çok önemli. Yapmanız gerekense videoyu sadece 3 saniyeliğine durdurup önce kanala abone olmak, sonra da bölümü beğenmek o kadar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Sırada hızlı ve pratik notlar almamızı sağlayan One Swipe Notes var. Uygulama, ekranın belirleyeceğimiz kenarına küçük bir bar yerleştirerek tek hareketle hızlı notlar almamızı sağlıyor. Hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunurken kaydırarak hızlı not alma özelliği maalesef sadece paralı sürümde bulunuyor. Ben kullandıkça alışkanlık yaptığını ve pratik olduğu için her zamankinden daha fazla not almaya başladığımı kesinlikle söyleyebilirim. Dördüncü alternatifimiz bir duvar kağıdı uygulaması olan Wallpaper. Ancak alıştığımız benzerlerinden oldukça farklı. Çünkü duvar kağıdındaki renklerin yoğunluğu cep telefonumuzu kullanım şekline göre belirleniyor. Her renk iş, eğlence, oyun veya sosyal medya gibi uygulamalara harcadığınız süreleri temsil ediyor. Böylelikle hangi kategorilerde ne kadar zaman harcadığınızı direkt duvar kağıdınıza bakarak öğrenebiliyorsunuz. Kullanım süreleri ve kategori isimleri sadece siz ekranın boş bir alanına bastığınızda beliriyor.
Wallpaper sekmesinden gezegenler, daireler veya daha yumuşak geçişlere sahip 5 farklı tasarım arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Screen Time sekmesinden ise her bir kategoriye dahil uygulamaların detay bilgilerine ulaşabilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın tek eksisi Türkçe dil desteğinin bulunmaması, o kadar. Sırada içerisinde birbirinden güzel pil şarj animasyonları bulunduran Pika Show var. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebiliyoruz ve bize 6 adet bedava seçenek de yanında getiriyor. Ama bence asıl hazine paralı versiyonlarda yatıyor. Neyse ki her birini tek bir jeton harcayarak alabiliyorsunuz. Üstelik reklam videoları izleyerek günlük maksimum 10 adede kadar bedava jeton kazanma şansına da sahipsiniz. Animasyonların uzunluğunu veya arka planda müzik çalıp çalmamasını ayarlardan belirleyebiliyorsunuz. Altıncı sırada hatırlatıcı olarak kullanabileceğiniz bir uygulama olan Notika var. Hatırlatıcı derken aklınıza standart alarm uygulamaları hiç gelmesin. Notika'nın farkı, sonradan hatırlamak isteyeceğiniz içerikleri direkt bildirimler sekmesine yerleştirebilmesi. İçerikten kastettiğim ise web sitesi veya YouTube videoları gibi sonradan ziyaret etmek isteyeceğiniz türden yerlerin linkleri. Böylelikle bildirim penceresini her aşağı indirdiğinizde sonradan hatırlamak istediğiniz linkleri göreceksiniz. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Ancak içeriklerinizi kalıcı olarak sabitlemek, reklamları kaldırmak veya hatırlatıcılar oluşturmak isterseniz bu durumda paralı sürüme yükseltmeniz gerekiyor. Ama bence mevcut haliyle fazlasıyla yeterli ve kullanışlı. Sıradaki alternatifimiz içerisinde değişik duvar kağıdı tasarımları bulunan Chroma Galaxy. Uygulamada Roman Giuli adındaki Alman fotoğraf sanatçısının 8K kamera kullanarak üzerinde boya veya mürekkep gibi değişik malzemelerle oluşturduğu desen çalışmaları yer alıyor. Alternatiflerinizi ister hareketsiz, isterseniz de hareketli versiyonları ile kullanabiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirilen uygulamanın içerisinde hem bedava hem de paralı seçenekler mevcut. Bedava seçeneklerin toplandığı ilk klasörde toplam 30 farklı tasarım yer alıyor ve bence her biri birbirinden güzel. Kesinlikle indirip denemenizi öneririm. Son alternatifimiz cep telefonlarımızdaki uygulamaların hangi bilgilerimize eriştiğini daha detaylı olarak gösterebilen SecureMe. Uygulamayı açtığınızda telefonunuzdaki tüm uygulamalarınız alfabetik olarak sıralanıyor. Siz de ister tek tek uygulamalara girip inceleyebilir ya da arama çubuğuna asıl merak ettiğiniz Instagram veya WhatsApp gibi uygulamaların isimlerini yazıp içeriklerine bakabilirsiniz. İçeriğinde telefon numaralarına doğrudan çağrı yapabilme, telefonun durumunu veya kimliğini okuyabilme gibi uygulamaların ne kadar çok verimize eriştiğini gördüğünüzde oldukça şaşıracaksınız. Eğer sizi rahatsız eden bir konu veya izin olursa da direkt üstteki Open Instagram sekmesinden uygulamanın izinlerini tekrar ayarlayabilirsiniz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim uygulama alternatifleri hoşunuza gitmiştir. Sizin de yeni keşfettiğiniz dikkate değer uygulamalar varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce buraya kadar izleyen takipçilerim arasında abone olmayanlar varsa, ki bence kesinlikle vardır, hemen şimdi abone ol düğmesine basabilirse çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümde veya kanalda önceden paylaştığım diğer içeriklerde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Bekle uzun uzun vakit... Böylelikle bildirim penceresini her aşağı indirmek her aşağı indirdiğim